Günaydın, hoş geldiniz hepinizi. Sevgiyle selamlıyorum. 5 Aralık tarihinde eğitimsel olarak ülkemizdeki eğitimdeki antilayık gelişmeler, eğitimin hızla dinselleştirilmesi ve dinsel simgelerin eğitimde kullanılmasının yaygınlaştırılmasına dair tepkilerimizi ortaya koymak için bir sivil itaatsizlik eyleminde bulunacağız. Ve Türkiye'nin dört bir yanında üyelerimiz o gün eşofmanlarıyla okula gidecekler. Biz bugün burada sizlerle bu 5 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz eyleme dair açıklayıcı bilgiler paylaşmak, önceden kamuoyuna bu konuda bilgi vermek istiyoruz. Basın açıklamamızdaki muradımız budur. Öncelikle siyasal iktidarın Türkiye'de yaratmak istediği düzenin farkındayız. Eğitim ve bilim emekçileri olarak bir süredir farkında olduğumuz, uzun süredir AKP'nin yapmaya çalışmış olduğu, bu oluşturmaya çalıştığı düzenin farkında olduğumuz içindir ki mücadele etme çabası içerisindeyiz. AKP ne yapıyor? Yeni bir ülke oluşturuyor. Aslında yeni bir düzen kuruyor. Bu düzenin en önemli unsurlarından bir tanesi hızla kamusal olan her şey piyasalaşıyor, ticarileşiyor, ticarileştiriliyor. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere. Ama dikkat çekici bir biçimde toplum yeniden dinsel referanslar üzerinden aynı zamanda yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Her ikisinin AKP siyasal iktidarı tarafından 10 yıllık bir programda ve son yıllarda daha belirgin olmak üzere uygulandığını görmekteyiz. Eğitimde de, eğitim alanında da AKP'nin tüm uygulamış olduğu bu programın bütün unsurlarına maalesef rastlamaktayız. 4+4 süreci aslında zaten bu bahsettiğimiz süreci yapısallaştıran bir yasanın kendisidir. Ama 4+4 ve artçı dalgaları sürmektedir. Görebildiğimiz kadarıyla özellikle bu yasa ve yasanın sonrasında eğitim alanında her gün yeni antilayık uygulamalarla karşı karşıya kalmaktayız. Evet, 4+4 yasasının aslına bakarsanız eğitimde çok köklü bir antilayık adım olduğunu biliyoruz biz. Aynı zamanda köklü bir antilayık adım olduğunu biliyoruz. Onun ötesindeki olumsuzluklarının da farkındayız. Ama sonrasında giderek dehşet bir ortam oluşmaya başlamıştır. Müftülük görevlileri okullarımızda derslere giymektedirler. Kendi ritüellerine uygun giyinmektedirler. Eğitimde dinsel simgeler, bizim muradımız türbanın tartışılması değildir. Ama her türden dinsel simgenin kullanılmasını eğitim, öğretim ortamı açısından son derece sakıncalı buluyoruz. Ancak özellikle bu dönemde siyasal iktidarın cesaretlendirmesiyle birlikte eğitimde yaygın bir biçimde dinsel simgelerin öne çıktığını görmekteyiz. Ve bu sadece bizi değil, eğitim emekçilerinin tamamını rahatsız etmektedir. Evet, siyasal iktidar bu ülkeyi kamplaştırmaya çalışmaktadır. İnananlar ve onun karşısında olanlar gibi bir kamplaşma yaratmaya çalışmakta ve yine türbanı tartıştırarak bu kamplaşmayı türbanın üzerinden gerçekleştirme çabası içerisindedir. Biz insanların toplumsal yaşam içerisinde kendi özel yaşamlarındaki tercihlerini sorgulayabilme hakkımızın olduğu kanısında değiliz. Böyle bir hakkımız bulunmadığını düşünüyoruz. Ve bizim zaten tepkimiz de buna değildir. Böyle bir kavrama da değildir. İnsanların nasıl yaşadıkları, gündelik yaşamlarında neyi tercih ettikleri bizim müdahale alanımız içerisinde yer almadığı kanısındayız. Bizim tepkimiz bir türban karşıtlığı tepkisi değildir. Köklü bir biçimde bu ülkedeki eğitim dinsel temeller üzerinde şekillendirilmek ve değiştirilme çabası içerisinde girilmiştir. Ve giderek eğitim ortamı içerisinde de maalesef bir kamplaşma söz konusu olma noktasına gelmektedir. Bu dini ritüellerin okullara taşınması, dinsel simgelerin okullara taşınması, okullardaki eğitim emekçilerini de karşı karşıya getirme noktasında bulunmaktadır. Çalışma barışını tahrip etmektedir. Çalışma ilişkileri açısından da sıkıntılıdır. Çalışma barışını tehdit eder noktaya gelmiştir. Ve bunlara dair tepkileri siyasal iktidar görmemezlikten gelmeye çalışmaktadır. Biz bu ülkede demokratik, özgürlükçü bir yaşam elbette hayal ediyoruz ve buna
uygun bir eğitim ortamı tabii ki talep ediyoruz. Dolayısıyla laik olmadan, laiklik dışında demokratik ve özgürlükçü bir yaşam ve eğitimin olabileceği kanısında değiliz. Ve siyasal iktidarın dünden bugüne 10 yıllık uygulamaları ve son birkaç yıllık uygulamaların tamamı eğitim alanındaki bu köklü değişimleri içermektedir. 5 Aralık'ta ortaya koyacağımız bu sivil itaatsizlikle aslında biz daha evvel de AKP öncesinde de Türkiye eğitim sisteminin çok laik olduğu kanısında değiliz. Evet, o dönemde de eksikler vardı ama eksiklerine rağmen içerdiği laik unsurlar hızla değiştirilmeye çalışılmaktadır siyasal iktidar tarafından. Ayrıca bizim 5 Aralık'taki gerçekleştireceğimiz bu sivil itaatsizlik eylemi bir serbest giyinme talebi değildir. Eğitim emekçilerinin serbest giyinmeyi talep etmeleri anlamı taşımamaktadır. Tersine kamusal alanda biz bu dinsel görüntünün, dinsel simgelerin kullanılmasına tepki vermeye çalışıyoruz. Kaldı ki öğrencilerimizle ilgili gerçekleştirilen kılık kıyafet yönetmeliği ayrıca eleştirilmeye değerdir. Bizim yaptığımız çalışmadan bağımsız olarak eleştirilmeye değerli durumdur. Biz öteden beri eğitimde serbest giysiden yana tutum almışızdır. Ancak siyasal iktidarın bu konuyla ilgili yaptığı işe baktığımızda giysi de giyim kuşamda serbestlik değil, yeni yasaklar içerdiğini rahatlıkla görmemiz olanaklı olduğunu da söylemeliyiz. Ama bizim muradımız çarşamba günü 5 Aralık'ta yapacağımız eylemle birlikte AKP'nin toplumu kamplaştırması, eğitim alanında eğitim emekçilerinin bu tema üzerinden kamplaşmalarını istemiyoruz. Aynı zamanda hiçbir biçimiyle sadece giyim kuşam açısından da değil, felsefe dersleri neredeyse tasavvuf dersleri haline dönüştürülmüştür. Dini içerikli derslerin ağırlığı neredeyse fen bilimleri derslerinin ağırlığına ulaştığı bir eğitim sisteminin kendisine itirazdır ve onun yarattığı dinsel ritüellerin kullanılmasına bir itiraz olarak ortaya koyma çabasıdır. Biz tepkimizin dikkate alınacağını ümit ediyoruz. Bu bir sahiplenmedir, bu bir laik eğitim isteğidir. Ve eğitimde var olduğu kadarıyla laikliğin savunusudur, böyle algılanmalıdır. Bir türban tartışması asla değildir. Bu çerçevede 5 Aralık'ta çarşamba günü eğitim sen üyeleri, eğitim emekçileri eşofman giyerek bu durumu sivil itaatsizlikte protesto eylemi gerçekleştirdi.